Şimdi ben birkaç şey söyleyeceğim arkadaşlarım. Dediğim gibi 3 günde hızlı hızlı bazı şeyler anlattım. Onları bir düzelteceğim. Ben bir yorumları kapatayım arkadaşlarım. Bir saniye izin verirseniz. Peki. Şimdi arkadaşlar. Önce şu bilgileri düzelteyim ben. Yayını kaydedeceğim bu arada. Ben tarih videosunu anlatırken 3 gün önce çok seri bir şekilde anlattım. Pakistan'ın, pardon, Vietnam'a giden boksör Muhammed Ali Clay, Vietnam'a gitmeyi red eden dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali Clay. Pakistan lideri ise Muhammed Ali Jinnah. İkisi farklı. Ben galiba Pakistan liderine Muhammed Ali Clay demişim. Ben çünkü videoyu izlerken öyle bir hata yaptım. İsim dil sürçmesi olmuş galiba. Yani Muhammed Ali Jinnah Pakistan lideridir. Vietnam'a gitmeyi red eden dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali Clay'dir. Tamam, ikisi farklı. Orada bir dil sürçmesi yaşanmış. Bu bir. İkinci düzeltmem gereken şeyi söylüyorum arkadaşlar. Büyük Taarruz Meydan Savaşı'nda Fevzi Çakmak'ın esir aldığı Yunan komutan Trikopis'tir. Ben orada Roman Diyojen demişim. Roman Diyojen arkadaşlar Malazgirt Meydan Savaşı'nda Alparslan'a esir düşen Bizans hükümdarıdır. Tamam mı? Yani Alparslan'a esir düşen kişinin adı Roman Diyojen ama Fevzi Çakmak tarafından esir alınan Yunan komutanın adı General Trikopis. Böyle bir dil sürçmesi yazılmış ya da hızlı hızlı anlatınca galiba bu ikinci düzeltmem gereken bilgi. Üçüncüsü ise arkadaşlar dün güncellerde bahsetmiştim. Anthony Hopkins diye bir adam var. En yaşlı kişi Oscar ödülü almış. The Father filminden almış bu ödülü. Tamam mı? Bu filmde başrol oynamış. Anthony Hopkins en yaşlı olarak Oscar ödülü almış The Father filminde. Tamam mı? Ben başka bir film söylemişim galiba. Orada bir hata olmuş. Ve arkadaşlar bir bilgi daha. 2021 G20 zirvesi. Çocuklar bağırıyor dışarıda. 2021 G20 zirvesi İtalya'da. 2021'de. Ben zaten paylaşmışım arkadaşlar. Notlarda falan var. Daha önceki gönderilerde de var zaten. 2021 G20 zirvesi İtalya'da yaşanmış. 2020 G20 zirvesi Suudi Arabistan. Tamam mı? Bak bir daha söylüyorum. 2020'de G20 Suudi Arabistan. 2021 G20 zirvesi İtalya'da. Tamam mı? Yani şu an 2021'de İtalya'da düzenlenmiş. Hocam şu 4 bilgiyi bir daha söyleyeyim. Ne olur ne olmaz sınavda çıkar. Arkamızdan sövmeyin sonra. Vietnam'a giden, daha doğrusu Vietnam'a gitmeyi red eden dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali Clay, Pakistan lideri Muhammed Ali Jinnah. Bu bilgi biraz karışmış. Fevzi Çakmak tarafından esir alınan komutan General Trikopis'tir. Ben Roman Diyojen demişim. Roman Diyojen Alparslan tarafından esir alındı Malazgirt Meydan Savaşı'nda. Anthony Hopkins en yaşlı Oscar ödülü alan kişidir. The Father filminde başrol oynamış. Ve 2021 G20 zirvesi arkadaşlar İtalya'da düzenlenmiştir. Tamam, şu 4 bilgiyi düzelteyim ne olur ne olmaz. İkinci sorunuza gelecek olursak. Arkadaşlar güncel videosunu silmedim ben. Benim profilime girin, orada televizyon amblemi olan kısım var. Bilmiyorum ne oluyor orası. Oraya tıklayın, video orada var zaten. Oraya düşmüş, bilmiyorum. Yani dün güncellerle alakalı çektiğim video orada şu an. Yani profilime girdiğinizde şöyle 4 tane simge var. Televizyon olan kısma tıklayın. Orada benim videom var zaten. Dünkü çektiğim güncel videosu, tamam. Bu açıklamaları yapmak için canlı yayın açtım. Dedim ne olur ne olmaz sınavda falan çıkar. Arkadaşlar hata yapmasınlar bizim yüzümüzden. Sonra büyük bir vebayla girmeyelim arkadaşlarım. Şimdi yorumları açtım arkadaşlarım. Sormanız gereken sorular varsa cevaplayayım. Mesaj kutusuna çok fazla mesaj geliyor arkadaşlar. Dönemiyorum çünkü çok fazla. Hani günde 150'den fazla mesaj geliyor. Saymıyorum ama en az 100-150 mesaj geliyor. Mümkün olduğunca dönmeye çalışıyorum. Dönemediklerim için de kusura bakmasınlar lütfen. Ne olur ne olmaz. Hocam hayır. Bak bir daha söylüyorum. G20 zirvesi 2021'de, yani bu sene İtalya'da toplandı. Tamam mı? Evet maalesef. Türkiye'deki yangınlar bir sıkıntı şu an bayağı bir yaşanıyor ne yazık ki. Umarım bir an önce sona erer. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Güncele bakmadım hocam, sadece sinotu okusam yeterli olur mu? Olmaz öğretmenim, maalesef olmaz çünkü güncel ucu bucağı yok. Her şeyi sorabilirler. Yani o konuda garanti veremem maalesef çünkü her şey geliyor. Yok, yayını kaydedeceğim. Kalp atmayın. Esra hayır. Yapma şunu. Hocam tarihte beklediğiniz soru var mı? Var.
Adnan Menderes dönemindeki gelişmeler, İsmet İnönü dönemindeki gelişmeler. Bunlar kesinlikle Kıbrıs sorunu, Kore Savaşı, banko. Banko geliyor. Rica ederim. Hocam, Mustafa Kemal'le başkanlık yarışına giren kim? Rauf Orbay. Sivas Kongresi'nde kendisiyle başkanlık yarışına giren kişi Rauf Orbay. Mehtap Hocam, bir daha sorun. Sorunuzu bir cümlede yazın arkadaşlar. Ayrı ayrı yazmayın. Ben göremiyorum. Mühendishane-i Bahri Hümayun. Hocam, Mühendishane-i Bahri Hümayun 1. Abdülhamit döneminde. Deniz Mühendishanesi 3. Mustafa döneminde yapılmıştır. 1. Abdülhamit döneminde ismi Mühendishane-i Bahri Hümayun oldu. Hocam, dövmenin anlamı... Geç, boş ver hocam. Dövmenin anlamı önemli değil. Rica ederim Ergün Hocam. İnşallah faydası olmuştur. Hocam, sorularınızı bir kelimede söyleyin. En uzun ok. Evet, devletçiliktir. Bugün CHP'nin simgesindeki 6 ok. En uzun ok devletçilik. Hocam doğru, Muhammed Ali Cinnah'la Muhammed Ali Clay, yani ne olur ne olmaz. Biz bu bilgimizi düzeltelim. Hayır öğretmenim, bir daha söylüyorum. Deniz Mühendishanesi 3. Mustafa ama Mühendishane-i Bahri Hümayun adını alması 1. Abdülhamit nettir. Tamam mı? Net. Hayır, dediğim gibi hocam, açık öğretim fakültesi, açık öğretim lise kitaplarında bu bilgi böyle geçer. Deniz Mühendishanesi 3. Mustafa ismi değişiyor. Mühendishane-i Bahri Hümayun olması 1. Abdülhamit'tir. Şeyma Hocam, son günde inkılap tarihinde kronoloji soruları, Adnan Menderes dönemi gelişmeleri, İsmet İnönü dönemi gelişmelerine dikkat edelim. Berri Hümayun 3. Selim. Hocam, Veta Güneş Hocam, notlarımı indiremiyorsan Drive'den giriş yap, oradan indirmeye çalış. Oradan da inmiyorsa bana mesaj at, ben sana oradan gönderirim. İç borçlanma 3. Mustafa. Mühendishane Berri Hümayun 3. Selim. Çoğulculuk ile çoğunluk. Hemen yazıyorum. Çoğulculuk ile çoğunluğun farkı demiştiniz. Çoğunlukla çoğunlukçun farkı, tamam. Peki başka? Hocam, özel soru sormayın. Knolire hocam. Özel soru almıyoruz maalesef. Üzgünüm. Esra Erol programı değil burası. Ya da Müge Anlı değil. Diyarbakır'dayım hocam. Hocam, İsmet İnönü dönemindeki gelişmeler ile Adnan Menderes dönemindeki gelişmelerin hepsini ben bir sayfada paylaştım. Gönderilerimde var. Bakın eski paylaşımlarında görürsünüz. Var. Var hepsi var hocam. Bakın. Bana burada anlattırmayın hocam. Bir sürü kelime var. Ben tek tek anlatamam hepsini. Bir sürü var. Benim eski gönderilerime gidin. Ayrı ayrı var hepsi. Yazmışım. Mustafa'cığım, Tekirdağ'a inşallah, yani çok uzak. Nasıl geleceğim bilmiyorum ama yolum düşerse inşallah gelirim. İç borçlanma 3. Mustafa. Kıbrıs'la alakalı neler söyleyebilirim? Hocam, Kıbrıs'la alakalı ne diyebiliriz? Mesela Enosis planı, Akritas planı, EOK, Kanlı Noel, Cengiz Topel, Ayşe tatile çıksın, Atilla harekatı, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, onun dışında Makarios, Fazıl Küçük, Yeşil Hat, Annan planı. Milyonlarca bilgi söyleyebilirim. Evet, evet hocam. Yani. Aleyküm selam Sivas'a. Şimdi hocam, yayını kaydedeceğim. Soru var. Bana soru sorun hocam. Şu çoğulculuk ile çoğunlukçunun farkını anlatacağım. Nazlı hocam, şeyi sormuşsun. Hısımlık var. Videolarını çektim. Bak, benim Instagram'ıma gir. Profilimde videolarda var. 40 dakika boyunca anlattım. Düzel kişilikleri anlatmadım. Hayır. Hocam, ne esham senetiymiş. Ay Allah kahretsin. 3. Mustafa diyorum hala. Ya takılma. Trabluskarp yine sorulur mu? Bence gelmez hocam. Geçen sene geldi, bu sene gelmez. Hatay'la ilgili plan, Sandler raporu. En yüksek hiyerarşik devlet memuru Cumhurbaşkanı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı. O assubayım. Komutanım, merhabalar. Kalp atmayın.
Yani dün ben ne dedim size? Cansel hocam, tarihte inkılapların kronolojisine dikkat ediyoruz. Adnan Menderes dönemine dikkat ediyoruz. Tımar sistemine dikkat ediyoruz. Üçüncü Selim, Lale dönemi. Bunlara dikkat. Maaşına kadar bilmiyorum hocam. İnsan hakları, Eylül öğretmenim. İnsan hakları hukuku dersinde ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Maalesef ilk defa gelecek ve ilk defa geleceği için ben de sizinle beraber ilk defa göreceğim. İkinci Dünya Savaşı konferanslardan beklediğim var mı? Var hocam. Yalta konferansı, Birleşmiş Milletler'in kurulma kararını alındığı konferans. San Francisco, Birleşmiş Milletler'in kurulduğu konferanstır. Gelebilir. Doktrinleri birer kelimeyle söyler misiniz? Söyleyelim. Truman doktrini. Truman, Yunanistan ve Türkiye'ye yapılan para yardımıdır. Eisenhower doktrini, Orta Doğu ülkelerine yapılan para yardımıdır. Marshall planı, Avrupa devletlerine yapılan para yardımıdır Amerika tarafından. Monroe doktrini, Amerika'nın yalnızlık politikasıdır. Nixon doktrini, dünyanın hiçbir yerinde artık bir yerine savaş çıkarsa Amerika müdahale etmeyecek. Soykırım kelimesini kullanan teşkilat Birleşmiş Milletler'dir. Aynen, Lozan'ı imzalayan birinci meclistir, onaylayan ikinci meclistir. Birleşmiş Milletler'i tekrar söylüyorum. Kurulma kararı Yalta, kurulduğu konferans San Francisco. Filistin'le alakalı soru gelir mi? Gelir. İntifada hareketi, Yasir Arafat, benim küçük generallerim mesela, değil mi? Vatandaşlıktan neler gelebilir Gamze hocam? Vatandaşlıktan meclisin görevleri, cumhurbaşkanının görevleri, borçlar hukuku, bunlara dikkat, disiplin cezaları. Bilim adamlarından gelir mi? Gelir, tabii ki gelir. Latin harflerine geçen Türk devleti Kazakistan. Potsdam'ın önemi var mı? Toplanan son konferans. Evet. Lozan'a Amerika gözlemci devlet diye katılmış. Evet. Filistin. Evet Mehmet. Sevgili kardeşim aynen. Balfour Deklarasyonu. Haganah örgütü. Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçları. Milat diye kodla. Milat. Moskova Anlaşması. İstiklal Marşı. Londra Konferansı. Afganistan'a Dostluk Anlaşması. Moskova. Milat. Pardon. Teşkilat-ı Esasiye. Milat diye kodlayabiliriz. Çağdaş'tan beklediğim sorulu bu baharlar, Arap Baharı. Tunus'ta ortaya çıktı. Devletin dini ateist olarak kabul eden devlet, Arnavutluk. Lozan'a Amerika gözlemci devlet olarak katıldı. Hocam hangi devletler liberalizmdi? Terakkiperver, Serbest Cumhuriyet Fırkası liberalizm, Cumhuriyet Halk Partisi. Bu CHP zihniyeti, o da devletçiliktir, tamam mı? Takılıyorum burada hani. Latin'e geçen Özbekistan değil mi? Hocam en son Kazakistan geçti. Yanlış değilsem Özbekistan geçeceğini söyledi. Öyle hatırlıyorum ben. Kazakistan geçti galiba hocam. Kazakistan geçmişti. Özbekistan da bu sene mi geçiyordu galiba? Öyle bir şey oldu. Kazakistan da geçmiş ama onu biliyorum. Wilson ilkelerini söyler misiniz? Oo Musa, Wilson ilkeleri bir sürü la. Ben hepsini nasıl sırarım sana? Ama sen şunu bil. Wilson'da kurulması öngörülen devlet. Polonya. Tlaim diye de kodlayabilirsin. Aynen. Atatürk hangi savaşta hangi rütbedeydi? Gelir. Trablusgarp'ta binbaşı. Albay Çanakkale'de. Tuğgeneral Kafkasya'da. Sakarya'da Mareşal. Malazgirt'ten sonra kurulan beylikler gelir mi? Gelir. D-Smaç dediğimiz gelir. Meşveret meclisleri kimin döneminde? Üçüncü Selim. Hocam kuruluşla yükselmede soru beklemiyorum ben. Osmanlı tarihinde bence gelmez. Hocam Hollanda ismi değişti. Allah Allah, ne oldu hocam? İlk defa duydum. Hocam çok fazla soru var. Arada yakalamaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Kronoloji önemli, evet. Misak-ı Mini'den bahseder misiniz? Yani hocam çok geniş, yani çok konu bu ya, ünite. Hani şöyle kısa kısa bir şeyler sorun bana. Hocam Mustafa Kemal Milli Mücadele Nuh Bey. Evet, evet. Hacer hocam kullanmış, doğrudur. İkinci Mahmut'un kısa özeti. Ulan ikinci Mahmut dünya kadar şey yapmış. Nasıl kısaca anlatayım? Ali Fuat Cebesoy geçiyor. Çoğulcu çoğunlukçu anlatacağım. Şahanurcuğum anlatacağım. Kore Savaşı gelir.
Kore Savaşı'ndaki komutan Tu General Tahsin Yazıcı gelir. The Netherlands. Ha, Hollanda'nın adı The Netherlands olmuş. Hocam istemeden önce kurulan Türk devletlerinde hangilerinin üzerinde duralım? Uygurlar. Ay ben. Uygurlar genelde geliyor. D Smaç. Danişmetler, Saltuklar, Mengücekler, Artuklar, Çakabeyli. Enflasyon hangi padişah döneminde? Kanuni. Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa. Valla İran Gate olayı. İran'ın İsrail aracılığıyla Amerika'dan silah yardımı almasıdır. Atatürk dönemi başbakanları. Ali Fethi Okyar, İsmet İnönü, Celal Bayar. KPSS kasırgası. Hükümetler var hocam. Bana mesaj at, ben sana hükümetlerin şeyini paylaşayım. Lozan konuları Mondros'ta konuşulmayan. Anlamadım hocam sorunu. İlk şehzade isyanı. Savcı Bey. Savcı Bey isyanı. Peki. Hocam çok fazla soru var. Vallahi yakalamaya çalışıyorum ama. Yani çok çok fazla. Panmunjom. Kore ile alakalı. Gazeteler. Evet. Gazeteler gelir. Milli mücadele yanlısı ve karşıtı olanlar. İkinci Belikler Zeyni hocam gelir. Hangisi denizcilikle uğraşıyor, hangisi değildir? Gelir. Nüfusun köy için en fazla 2000, en az 150. Zararlı gazeteler hangisi? Yani Alemdar, Payam-ı Sabah, Ümit, Aydede, Zafer, İrşat, Ararat, Tan, bir sürü. Evet, evet, evet. Ping pong diplomasisi, Amerika ile Çin arasındaki masa tenisi turnuvası. Hocam günceller var. Profilime girin, orada bir televizyon amblemi var. IMG TV mi ne haltsa artık. Bir bakın ona. Mehmetciğim, kısaca İstiklal Marşı. Sana feda olsun. Hemen anlatıyorum Mehmet. İstiklal Marşı. Yayınlandığı ilk gazete Açık Söz. Yayınlandığı ilk dergi Sabri Reşat dergisi. İlk defa hangi anayasada yer aldı? 82 anayasası. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra kabul edildi. İlk defa 2. İnönü Savaşı'nda okundu. Mecliste okuyan kişi Hamdullah Süphi Tanrı Över. Bestecileri Ali Rıfat Çağatay, Osman Zeki Üngör. Uçayım hatta daha da detay vereyim. Bando şefi Edgard Manas. Bak daha da geçeyim. 2021 yılı. İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolduğu meclis tarafından 2021 yılı İstiklal Marşı yılı ilan edildi. Türk ordusuna ithafen yazıldı. Elde edilen gelirler Darül Mesai'ye bağışlandı. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserinde yer almıyor. Çünkü milletin kalbine gömdüm demiştir. Yarışmaya katılan kişi Kazım Karabekir'dir. 571 Hece 1453 harften oluşur. Peki. Kırmızı telefon hattı. Amerika ile Rusya arasındaki Vietnam Savaşı'nı, yani pardon Vietnam diyorum, Küba olayının sorunu çözmek için çizilen bir hattır. Pearl Harbor. Japonya tarafından Amerika'ya ait bir üsse saldırı yapıldı. Kamikaze saldırısıdır. Bu saldırı yapan komutan Suroko Yamamoto. Bu saldırıdan sonra Amerika savaşa girdi. Mikhail Gorbaçov, SSCB'nin son lideridir. Glasnost, Perestroika politikalarını ortaya attı. 1982 Anayasası İstiklal Marşı. Azıcık bankalardan bahsedelim. Hadi azıcık bahsedelim. Osmanlı ilk bankası Bankı Dersaadet. Bankı Osmani İngiliz destekli bir bankadır. Bankı Şahani Osmani'ye dönüşecektir. Ziraat Bankası. Ziraat Bankası 1881'li tarihlerde arkadaşlar. 2. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Ahmet Mithat Paşa tarafından kuruldu. Memleket sandıkları temeliyle kurulmuştur. Tamam mı? İlk özel bankamız İş Bankası. Mavi Kelebekler, Serebnitsa katliamı. Evet. Sınava girmiyorum, hayır. Askerlerin kıyafetlerini dikiyordu. Darül Mesai, evet. Giyim atölyesidir, evet. Mine hattı. İngiliz General Mine tarafından Kuvayi Milliye'nin vakit kazanmaması için, Yunanların vakit kazanması için çizilen bir hattır. Bu hatta göre Kuvayi Milliye bu hattın batısına, Yunanlar doğusuna geçmeyecektir. Bizim için olumsuzdur. Razgrad olayı, Bulgaristan'daki Türk mezarlarına yapılan saldırıdır. Hocam 6-7 Eylül olayları değil. 6-7 Eylül olayları Adnan Menderes döneminde Mustafa Kemal'in Selanik'te evinin yakılması haberi üzerine bizim İstanbul'daki Türkler bu olayı hiç araştırmadan etmeden Rumların evini yaktılar, yıktılar, kundakladılar. Bu olaya 6-7 Eylül olayları diyoruz.
Atatürk'ün manevi çocukları, Afet İnan, Cale İnan, Sırtmaç Mustafa, Ülkü Adatepe, bir sürü var. En son ölen Ülkü Adatepe. Atatürk'ün yazdığı eserler, Geometri, Cumalı Ordugahı, Zabit Kumandan ile Hasbihal, Vatandaş için Medeni Bilgiler, Nutuk, Bab-ı Ali İsyanı, tarihimizdeki ilk hükümet darbesidir. İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilafı indirdi. Enver, Cemal ve Talat Paşalar bunu yaptı. Barbarossa Harekatı, Almanya tarafından Rusya'ya yapılan kara harekatı, dünyanın en büyük kara saldırısıdır. 4 milyon askerle yapıldı. Lingard'da durduruldu. Bozkurt Lotus olayı, Türk gemisi Bozkurt ile Fransız gemisi Lotus'un çarpışmasıdır. Konu Lahey'e taşındı ve bizi haklı buldular. Bizi orada temsil eden kişi Mahmut Esat Bey'dir. Zaten soyadı Mahmut Esat Bozkurt olacaktır. Kadın kahramanlarımız kimler? Bir sürü var. Halide Edip adı var. Küçük Nezahat, Göredesti Makbule, Kara Fatma, bir ton isim var. Nene Hatun'a dikkat. Nene Hatun milli mücadele dönemi değildir. Nutuk'ta geçmeyen bilgiler. Hocam Nutuk 1919-1927 yılları arasını kapsar. Onun dışındakiler Nutuk'ta yer almaz. Vagon Lis olayı. İstanbul'daki bir Fransız şirkette Türkçe konuştuğu için bir memurun görevden alınması olaydır. O memurun adı ne? Ben sana soru sorayım. O memurun adı ne? Naci Efruz Bey. Mustafa Kemal en son aldığı ünvan. Gazi. Dışişleri Bakanları hocam Tevfik Rüştü Aras'a çok dikkat et. Tevfik Rüştü Aras Mustafa Kemal dönemi Dışişleri Bakanı'dır. Tevfik Rüştü Aras. Mustafa Kemal döneminin son Dışişleri Bakanı, en uzun süre Dışişleri Bakanı yapmış. Lozan'da çözülmeyen meseleler. Sadece bir mesele var. O da Musul olayı. Takrir-i Sükun, Şeyh Said isyanından dolayı İsmet Paşa tarafından çıkarılan bir kanundur. Atatürk'ün savaşlardaki sözleri, bir sürü var. Ben savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum Çanakkale. Değil mi? Çanakkale'de bunu söyledi. Siz orada düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz. İkinci İnönü. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır Sakarya. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri başkomutanlık. Bu bir dil meselesi değil, dil meselesidir Bursa olayı. Tarih bu kongremizi unutmayacak, Erzurum Kongresi. Ya istiklal ya ölüm, Sivas Kongresi. Değil mi? Paşaların komplosu dediği şey terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu. Tarih bu anlaşmayı unutmayacaktır dediği anlaşma Lozan. Peki. Evet, uluslararası örgütlerin merkezleri gelir. Evet. Yüce Divan'da yargılanan tek devlet adamı Mesut Yılmaz. Evet. Hamdolsun İstanbul'u kurtardık sözü Çanakkale cephesi. Kanuni'nin alamadığı yerler Malta ve Viyana. Tepelerden bahsedelim. Metris Tepe, 1. ve 2. İnönü olduğu, savaşların olduğu yerdir. Dua Tepe, Sakarya, Koca Tepe, Büyük Taarruz. Kıbrıs'ı bahsedeyim hocam. Şöyle bir Kıbrıs yazayım şuraya da. Sordunuz bayağı bir. Hocam çok fazla var. Suriye cephesindeki savaşlar. Başarısız olduğumuz özellikle. Suriye'deki hangi savaşlar hocam? Mustafa Kemal Yıldırım orduları grup komutanı olarak görev aldı. İlk geçici elçilik Paris. Fatih'in alamadığı yerler Belgrad, Rodos. Türkiye'nin NATO'ya katılması 1952 Kore'ye asker gönderdiğimiz için oldu. Peki. İkinci Mahmut'un ıslatları. Hocam bir sürü var ya. Kurban olayım. Metris Tepe, 1. ve 2. İnönü. Yayını kaydedeceğim. Almanların Yunanistan işgali. Mesela Marita Harekatı, Merkür Harekatı. Değil mi? Evet. Atatürk döneminde üye olunan kuruluşlar. Bryant Kellogg, Litvinov, Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Nyon Konferansı, Akdeniz Paktı, Möntrö Boğazları Sözleşmesi, Trakya Yüksek Komiteli Refet Bele, 1. İnönü Savaşı'nın diğer adı Taarruz-u Keşif, Anadolu Selçuklu Devleti'nde hocam eserler gelir. Özellikle de mesela Kırım'ı bilelim, Deniz Aşırı Sefer, Suudak Limanı. Teşekkür ederim Ahmetciğim. İlk Türkçe ezanı okuyan cami, Fatih Camii, Hafız Rıfat Bey. Hocam hem birinci hem ikinci İnönü Metris Tepe. Mustafa Kemal'in son görevi, askerlikli olarak son diyorsan Amasya Genelgesi.
Nyon Konferansı Mustafa Kemal ile İsmet İnönü'nün ilk defa arası bozuldu. Haliç Konferansı Musul meselesi için İstanbul'da toplanan konferanstır. Ali Fethi Okyar katılmıştır. Sakarya Doğatepe. Hocam, Sakarya Savaşları'nın diğer adı Subaylar Savaşı. Melhame-i Kübra. Tarihte ilk Gulam, Karahanlılar. Dolmabahçe Sarayı Abdülmecit döneminde yapılmıştır. Mustafa Kemal'in milletin sarayıdır dediği saraydır. Peki hocam, Ömer dönemi gelir mi? Ömer derken hocam hangi Ömer'den bahsediyorsun? Hazreti Ömer mi? Hangisi? Sağırlar diyaloğu, Adana görüşmeleri hocam. İsmet İnönü ile Winston Churchill arasında yapılan görüşmedir. Kabutaş Kanunu 1 Temmuz 1926 millileştirme denizleri. Ömer Muhtar Trablusgarp'taki milli kahramandır. Libya'da Bimaristan Akıl Hastanesi Karahanlılar dönemi. Camp David anlaşması, evet. Evet evet evet. Başka, Bilecik görüşmesi meclisin ilk defa İstanbul tarafından tanınmasıdır. Musa beylikler ve kurulduğu yerler, evet geliyor. Mesela Erzurum'da Saltuklular, bizim bu bölgelerde Artuklular, İzmir'de Çakabey. İzmir İktisat Kongresi milliyetçiliğe girer. Hocam konferanslarda, bu 2. Dünya Savaşı konferansında Numan Menemencioğlu ama Mustafa Kemal döneminde genelde Tevfik Rüştü Aras. İmar Ethane Aşevi. Ayasofya Müderrisi Ali Kuşçu, Abdullah Hocam bahsetti. Ülkemizi ziyaret eden yabancı devlet adamları bir sürü var. Amanullah Han, Rıza Pehlevi, İngiliz Kralı 3. bilmem kim, bir sürü var. Mustafa Kemal dönemi diyorsa hocam 1923-1938 dönemlerini alıyoruz. 23-32. Ankara'nın başkent olma fikrini öne süren kişi İsmet İnönü. Kırım'ın elden çıkması Kay, Küçük Kaynarca, Aynalı Kavak, Yaş. Evet, evet, evet. Gazeteleri söyledim, Oğuz söyledim. Madalya alan şehirler. Şöyle başlayacağız. İlçe olarak İnebolu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa. Recep Peker. Sedat Peker diye okudum bir an. Vallahi hemen sevgili kardeşlerim diye başlayacaktım. Recep Peker başbakan hocam. Türkiye'de bir dönem başbakanlık yapan biri. Evet, evet, evet. Amerika Türkiye'ye ne zaman ambargo uyguladı? Kıbrıs meselesinden dolayı. Şu adam çıkabilir dediğiniz var mı? Var. Cezeri. Veya Cacabey. Volkan hocam, İzmir'e karşı miting, Maşatlık mitingi. İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur. Halifeliğin kaldırılması teklifini öneren kişi Şeyh Saffet. İkinci Dünya Savaşı'nda başbakan olan kişiler Recep Peker, Şükrü Saraçoğlu. Nuri Demirağ, evet Demirağ. İlk uçak fabrikasını kurmuş, Milli Kalkınma Partisi'nin de kurucusu aynı zamanda. Halk evleri Mustafa Kemal döneminde kuruldu, Adnan Menderes döneminde kapatıldı. Cezeri, hocam Cezeri Artuklar döneminde yaşanmış sibernetiğin kurucusudur. Cacabey ise Kırşehir'de Rasa tarihi kuran kişidir. Pandemiyle ilgili soru gelmez bence. Celal Bayar, Mustafa Kemal dönemi son başbakanıdır. Kore Savaşı'nın komutanı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı. Amerika füzeler Küba buhranı, Jüpiter füzeleri Türkiye'den çekmişti. Firariler Kanunu, Volkan. Firariler Kanunu'ndan sonra. Belletten dergisi, Mustafa Kemal'in ölmeden önce okuduğu son dergi. Latin alfabesiyle basılan ilk dergi, Türk Tarih Kurumu'nun da ilk dergisidir. Evet, evet, evet. Varlık vergisiyle ilgili ne bilelim? Varlık, bak adı üzerine, varlık, varlıklı, zengin ailelerden alınan paradır 2. Dünya Savaşı'nda. Dörtlü takrir, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan. Soğuk Savaş döneminde ne gelir? Kore Savaşı gelir. Genelde Tevfik Rüştü Aras hocam. Bak Mustafa Kemal döneminde genel manada Tevfik Rüştü Aras var. Yusuf Kemal Tengir Şenk de Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Bir günlüğüne cumhurbaşkanlık yapan kişi kimdir? Abdülhalik Renda.
Latin alfabesiyle basılan ilk gazete derse Mardin, dergi derse Belletten. İstiklal Marşı Açık Söz gazetesine yayınlandı. İstiklal Marşı. Ya İstiklal Marşı'nı demin anlattım ya. Elini vicdana koy. Evet, peki. Şimdi. Ha ne hoca ne? Yedin beni, ne istiyorsun? Söyle, ne istiyorsun? NATO'daki ilk temsilci Fatih Rüştü Zorlu. İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur. Tevfik Rüştü Zorlu değil hocam. Tevfik Rüştü Aras. Mustafa Kemal döneminin son Dışişleri Bakanı'dır. En uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Şimdi hocam ben bir yayını kapatıp şu iki soruya cevap vereceğim. Çünkü çok fazla var. Üf, bitmiyor. Arkadaşlar şimdi şu çoğulculuk ile çoğunlukçu kavramını karıştırıyor arkadaşlar. Bunu bir bahsedelim. Bakın. Çoğunlukçu ile çoğulcu farkını anlatıyorum. Önce çoğunlukçuyu anlatıyorum. Çoğunlukçu. Bak çoğunlukçu şu. Mesela diyelim ki burada 20 kişi var ve ben 20 kişiye şöyle bir soru sordum. Arkadaşlar canlı yayınımız bittikten sonra sizce ne yapalım? 20 kişiye bu soruyu sordum. Canlı yayından sonra ne yapalım? 16 kişi dedi ki hocam yemeğe gidelim. 4 kişi dedi ki hocam çay içelim. Ben bu 16 kişinin dediğini yapıp yemeğe gidersem ve o 4 kişi çaya gidelim dedi ya onları önemsemezsem bunun adı çoğunlukçudur. Peki çoğulcu nasıl olur? Yine aynı soruyu soruyorum. Yayınımız bittikten sonra ne yapalım diye sordum. Yine 16 kişi yemeğe gidelim dedi. 4 kişi çaya gidelim dedi. Ben de şöyle dedim. Tamam arkadaşlar önce yemeğe gidelim. Sonra sizinle de çaya gidelim. Bu da çoğulcu. Hocam bu nasıl bir örnek diyeceksin. Bak ilk örnekte azınlığın görüşünü önemsedim mi? Çoğunlukçuda. Önemsedim mi? Önemsemedim. Peki ikinci anlattığım olayda önemsedim mi? Çoğulculukta önemsedim. O zaman hangisi demokratiktir? Çoğunlukçu mu? Çoğulcu mu? Aynen. Çoğulcuda. Çünkü çoğulcuda azınlığın görüşü önemsenir ki çoğulculuk ilk defa 1961 anayasasına gelmiştir. Tamam? Kıbrıs sorunu. Hocam Kıbrıs'la alakalı şunlar gelebilir. Mesela Enosis planı var. Enosis. Ne demek Enosis? Kıbrıs'taki Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayalidir. Bunun adı Enosis. Yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a dahil etme. Bu yüzden Akritas planı olabilir. Akritas bölgedeki Kıbrıs'taki tüm Türkleri ve İngilizleri imha etmektir. Peki kurdukları örgüt var. Yeraltı örgütü. Grivas tarafından kuruldu. EOK. Peki biz bunlara karşı neyi kurduk? Türk Mukavemet Teşkilatı ile Volkan Teşkilatı. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulur. İlk Cumhurbaşkanları Makarios, Başbakanları Fazıl Küçük oldu. Daha sonrasında Kanlı Noel'i gerçekleştirdiler. Ne demek Kanlı Noel? Bir gecede 24 Türk'ü şehit ettiler. Biz bu yüzden Yunanistan'a bir operasyon yapmak istedik. Ama Amerika bize Johnson mektubuyla engel oldu. Yani sen bir NATO ülkesi olarak bir diğer NATO ülkesine saldıramazsın dedi. Tabii biz de bu Johnson mektubunu dikkate aldık ve Yunanistan'a müdahale etmedik. Tabi bundan cesaret alan Yunanistan gitti Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni kurdu. Biz bunu kurunca çüş dedik. Yani artık Kıbrıs Elen Cumhuriyeti ne demek? Kıbrıs'ın tamamen elden gitmesi demektir. İşte dönemin başbakanı olan Bülent Ecevit, dönemin dışişleri bakanı olan Turan Güneş'i arar ve Ayşe tatile çıksın parolasıyla Türk askerinin Kıbrıs'a gitmesini ister. Parola Ayşe tatile çıksın. Peki dönemin başbakanı kimmiş? Kim? Bülent Ecevit. Dışişleri Bakanı kim? Turan Güneş. Cumhurbaşkanı kim? Fahri Korutürk. Bak parola Ayşe tatile çıksın ama operasyonun adı Atilla Harekatı'dır. Bizim Kıbrıs'taki ilk hava şehidimiz Cengiz Topel'dir. Unutmayın. Peki Amerika bu olaydan dolayı tepki göstermeyecek mi bize? Hani demin demişti ya gitme demişti. Saldırırsan ben kızarım demişti. Bizim saldırdığımızı görünce bize ambargo uyguladı. İşte bize ambargo uyguladı ve ambargoyu tanımayan tek bir devlet var. O da Libya. Muammer Kaddafi Amerika'nın Türkiye'ye olan bu ambargosunu kabul etmemiştir. Hatta bize benzin, lastik, gıda yardımında bulunmuştur. Zaten daha sonrasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Rauf Denktaş da ilk devlet başkanı oldu. Yeşil hat diye bir şey var unutma. Yeşil hat.
Yani Kıbrıs'ın kuzeyi Türkler, güneyi Rumlar. Bunun adı yeşil hattır. Tamam, Kıbrıs'la alakalı bilmemiz gerekenler bunlardır diyoruz. Peki. Şimdi arkadaşlar, köy enstitüleri 1940'ta İsmet Paşa döneminde, İsmet İnönü döneminde kuruldu. Adnan Menderes döneminde kapatılmıştır. Peki hocam, sorularınız bitmeyecek gibi. Ben isterseniz yavaştan yayını kapatayım. Sizler de dersinizi falan çalışın. Ben bu düzeltmeleri bir daha yapayım hocam. İçim rahat olmadı çünkü bir problem yani hissettim açıkçası. Bir daha söylüyorum. G20 zirvesi. G20. 2021 G20 zirvesi İtalya'da toplandı. Unutma. Anthony Hopkins The Father filminde rol almış ve Nobel ödülünü alan, hep Nobel diyorum ya, Oscar ödüllerini alan en yaşlı oyuncudur. Romain Diyojen demişim. Fevzi Çakmak'ın esir aldığı kişi Romain Diyojen olamaz. Ya bir Allah'ın kulu da uyarmamış. Ulan Fevzi Çakmak nerede? Romain Diyojen nerede? Fevzi Çakmak'ın esir aldığı kişi General Trikopis'tir. Tamam mı? Ve Pakistan lideri Muhammed Ali Cinnah. Muhammed Ali Cinnah'tır, tamam mı? Vietnam'a katılmayı red eden dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali Clay'dir. Tamam mı? Okey. Arkadaşlar, yayını kapatacağım. Son iki gün ne yapın? Hocam, son iki gün benim şahsi fikrimi soracak olursanız, yarın da çalışın. Şöyle bir Türkiye geneli denemesi çözün bence hocam. Bir deneme çözün. Bence son gün çalışmayın. Yani şu cumartesi günü çalışmayın. Bence. Yani oturun dinlenin. Ne bileyim, hamburger yiyin, Luna Park'a gidin, gezin, bir şeyler yapın. Yani son gün çalışmayın hocam. O kafanızın biraz daha rahat olması lazım. Yayını kaydedeceğim. Evet, yayını kaydedeceğim. Orada kesinlikle hocam bence son gün çalışmayın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz zaten eğer bu sınava gerçekten çalıştıysanız, 8-9 ay emek verdiyseniz olay bitmiştir. Yani o son bir gün yapılacak bir şey değil bence. Genelde öğrencide şöyle bir mantık var. Ya son dakika ne görürsem ne gelse kar. Hocam olmaz. Bak kafanı karıştırırsın. Yapma. Ben şimdi bir canlı yayın yapsam, bak tarih anlasam baştan sona, bildiğin her şeyi unutturabilirim sana. Bak her şeyi yaptırabilirim. Gerek yok. Yapma bunu. Hiç gerek yok. Sen zaten 8-9 ay çalışmışsan, emek vermişsen, son bir gün dinlenmene bak. Kafanı takma sakın. Böyle ne bileyim, ekstra bilgiler göreceksin. Bak bir ton adam canlıya, ben o yüzden sevmiyorum. Bak kafanızı karıştırmak da istemiyorum. Ben şu an anlatmaya kalksam 1 milyon bilgi anlatırım. Gerek yok. Sen ne yaptıysan, nasibinde de varsa, şansın da varsa atanırsın. Sadece çalışmayla olacak bir sınav değil bu. Hocam alkol içsem suç... Git iç hocam, zıkkım. Ne içiyorsan iç, ne yapıyorsan yap. Yani bu sınav arkadaşlar sadece çalışmayla alakalı bir şey değildir. Ya senin branşına 10 kontenjan verse, sen 90 puan alsan ne olur, almasan ne olur, değil mi? Yani sana biraz açıkçası şans da gerekiyor. Atama da lazım, kontenjan da lazım. Tamam mı? Yani sadece senin çalışmanla yeterli olan bir sınav değildir. Şans da lazım. Peki arkadaşlar, yayını kapatıyorum. Soracağınız sorular olursa da yazarsınız. Canlı yayını ben bir daha yapmayacağım. Bu son olarak. Bunu kaydedeceğim zaten. Geri kalanlar da kaydedildi arkadaşlar. Dünkü güncel videom kaydedildi. Bakın kaydedildi. O televizyon görüntüsüne tıklayın. Hepsi var. Hepsi var hocam. Tamam mı? Profilimde televizyon kısmında görebilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rica ederim. Helal hoş olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Allah emeğinizin karşılığını fazlasıyla inşallah verir sizlere. Atamanız gerçekleşir. Şu KPSS belasından kurtulursunuz. Mesaj atarsınız. Hocam şuraya atandım, buraya atandım. Yani canlı yayında 3000-4000 kişi varsa bunun 1000 tanesi benim dersime giren arkadaşlar. Onlar sağ olsunlar, yalnız bırakmıyorlar beni. Diğer arkadaşlara da teşekkür ederim. Mümkün olduğu kadar bu süreçte genel tekrarlara gelmeye çalıştım. Yoğundu biraz. Her şehire gelmek istiyoruz ama olmuyor. Program sıkışıyor. Yani denk getiremiyoruz. İnşallah başka zamanlarda atanmış bir şekilde sizinle karşılaşırız. Yani seminerlerde falan karşılaşmayalım. Atanmış bir şekilde sizinle karşılaşalım. Tamam? Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Sınavınıza başarılar diliyorum. Yarın belki bir iki tane soru daha paylaşırım. Ondan sonra dinlenme moduna geçeceğiz. Hadi kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.